coinler için boğa sezonu yaklaşıyor mu? Adı altındaki bu haberi inceleyeceğiz. Genel olarak meme coinlerden bahsedeceğiz. Tabii ki içerisinde bulunduğumuz dolandırıcı sitenin paylaştığı bu dolandırıcı kripto paraya gelmeden işi bitirmiş olacağız. Meme coinler için boğa sezonu yaklaşıyor mu? Hedefi 1 milyona çıkaran bu coin rally'yi başlatabilir mi? Hangisi? Meme Combat'tan bahsediyor herhalde. Bu yıl meme coin piyasası yaklaşık 3 milyar dolar değer kaybetti. CoinMarketCap'in haberine göre bundan 9 ay önce tüm meme paraların toplam 16,9 milyar dolar değerindeydi. Şimdi ise bu rakam 13,7 milyar dolar civarında. Bu oran %20'lik bir %18,93 hadi tam söyleyelim bir düşüşü temsil ettiğini dile getiriyor. Evet. Yani 2023'ün başındakiyle tabii ki şimdiki durumları, şimdiki fiyatları genel hatlarıyla kıyaslıyor. Tabii aynı süreç içerisinde değer kaybeden çok fazla farklı kategoriler oldu. Yapay zekalar çok ciddi değer kazandı 2023'te mesela kategorize edersek. Onun haricinde metaverse'ler yine ciddi bir değer kaybetti. Metaverse coin'leri öyle ki yine %25 civarında olması lazım. %50'nin üzerinde ortalama bir GameFi ortalaması var. Tabii burada tek tek içerisinde coin'leri saymıyorum. GameFi projeleri, meme coin'ler falan. Ya bunlar ciddi değer kaybedenler de şey yapanlar da var. Tabii duruma göre değerlendirmek lazım. Mesela kredi ve borç verme protokolleri de sıkı değer kayıpları yaşadı. Bunların sebeplerini de iyi anlamak gerekiyor. Meme coin'ler genelinde ben bir problem olmadığının farkındayım. Yani meme coin'lerdeki düşüşler normal karşılanabilir. Sezonluk olarak bu tarz hareketler yapmaları dediğim gibi normaldir. Kripto pazarının geri kalanı gibi 2023 meme coinler için yükseliş sezonu olmadı. Zaman zaman bazı coinler için pump dönemleri oldu. Kripto pazarının geri kalanı demesek daha doğru olur. Sonuçta Bitcoin, evet kendi normalini Bitcoin de yapamadı ama dünyadaki pek çok varlıktan çok daha fazla aynı süreçte değer kazandı BTC. Dönem dönem doğru pumplar oldu biliyorsunuz Shiba'da Shibarium pumpunu gördük. Dogecoin'de bakınız Twitter'ın simgesi değiştiğinde X olarak markalaştığında vesaire gördük. Göreceğiz de daha biliyorsunuz X üzerinde ya piyasada katalizör çok. Bunda bir problem yok. Daha Elon Musk'ın X'te kripto satışları başlayacak. Dogecoin'i kabul edecek falan filan derken zaten işleri iyiye gider. Meme coin'lere katalizör bitmez. Örneğin Nisan 2023'te çıkan PIP ilk başta iyi bir performans sergiledi ancak daha sonra biraz değer kaybetti. Sonuç olarak piyasalardaki hava genellikle durgundu. PIP hakkında konuştuğumuzda mesela PIP'in performansı aslında fazla iyiydi bile diyebilirim ben. Çünkü Bitcoin diğer pek çok kripto paradan daha az bir değer kaybı yaşamıştır. Bu noktada yaptığı patlamasına rağmen yani 5-6-0 atarak uçmasına rağmen yalnızca %80 gibi cüzi bir değer kaybı yaşamıştır. Bu oran mesela Shiba'da %93'e yakın. Tüm bunların ardından 2024'e adım adım yaklaşırken bazı analistler Doge, Shiba, Pip, Flock gibi meme coinlerin bir rally sinyali verdiğini belirtiyor. Yani ortada hususi bir rally sinyali yok. Onu söyleyebilirim. Fakat bu noktada BTC'nin yükselişiyle bunlar da tabii ki yükseleceklerdir. Yani şu anda katalizör yok ama beklenen katalizörler muhakkak var. Bu arada burada adı geçen 4 meme coin de çok sağlam ve portföylerde bulundurulmasını mantıklı bulduğum güzel kripto para birimleridir. Bunu da bu şekilde açıklamış ve söylemiş olalım. CoinGecko verilerine göre son bir haftada SHIB fiyatı %0,7 oranında arttı. Öte yandan Doge diyor hafif bir yükselişle %0,2'lik değer artışı gösterdi. Floki fiyatında ise %6,5'luk bir artış kaydedildi. Musk'tan esinlenen meme coin Dogecoin Mars'a son bir haftada yaklaşık %50'lik bir değer
artışı yaşadı diyor. Yani ben Elon'u çok fazla tavsiye etmiyorum. Diğer meme coinlere kıyasen daha bir enflasyon göstergesi. Şimdi bir takım düşüşler olabilir. Belli oranda geri çekilmeler olabilir. Ama olmayacaklar da var tabii ki. Yani tolere edemeyeceğimiz noktalar da bulunuyor. Biz şu an Shiba'yı düşündüğümüzde, işte Dogecoin'i düşündüğümüzde, PP ya da Floki'yi düşündüğümüzde pozitif konuşabiliyoruz ama Elon'daki 2023 geri çekilmesi ortalamanın üzerinde ve anlamsız bir geri çekilmeydi. O yüzden onu çok fazla önermediğimi belirtmek isterim. Pip ve Floki Dogecoin ve Shiba'dan farklı hareket edebilir. Bu konuda uyarayım. Yani 2024 geldiğinde muhtemelen Pip ve Floki BTC ve SEC'in ETF onayıyla yükselen Bitcoin'e kısa süre içerisinde çok hızlı ayak uyduracaklar gibi gözüküyor. Hem Floki hem de Pip. Fakat Shiba ve Dogecoin buna daha doğrusu kısa süre içerisinde ayak uyduramayabilir. Beklenen rallisinin belki en az birkaç ay gibi rötarlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Dolayısıyla vakti geldiğinde bunu göz ardı etmemek lazım. Hem orta vadeli grafiksel yapısında Floki ve Pip hazır olmakla birlikte ve kısa vadeli trade oranları çok yüksek. Yani hem teknik bir FOMO oluşabilir bu ikisinde hem de zaten trader oranları aşırı yüksek. Dolayısıyla korelasyonu yüksek ve anlık sert pozitif tepkiler verebiliyorlar. Ama Shiba ve Dogecoin'de durum böyle değil. Kendini toparlaması bile belli bir zaman alır. Bir şeyler diyor. Boğa rallisini işaret ediyor. 2023'ün son çeyreğinde yatırım yapmak için meme coinlere başvurabilir. Katılıyorum. Yani tabii ki çok fazla kripto para var. Bunların içinde iyi meme coinler bunlar. Yani çok da meme coin yok açıkçası yatırım yapılabilecek. Yani bir elin parmağı. Hadi iki elin parmağı olsun. Al sayayım. Shiba, Doge, Floki, Peep, Baby Doge. Sayarsanız Bon. Tam bitti bu kadar. Yani zaten başka yok. Diğer meme coinlerin hemen hemen tamamı zaten direkt olarak Ponzi olarak karşımıza çıkıyor. Yani birer dolandırıcı kripto para birimi olarak ortaya çıkıyor. Genel hatlarıyla durumlar böyle ve iyi meme coinlerde bunlardır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.